Fethedildikten sonra İslam'a sancaktarlık yapan manevi değerlerin şehri Diyarbakır. Peygamberler, evliyalar ve sahabelerin bulunduğu Diyarbakır İslam düşmanlarının hep hedefi oldu. Yalnız tarih boyunca hiçbir şekilde kafirlerin boyunduruğuna girmedi. Türkiye'yi hedef alan uluslararası yapılanmaların himayesinde Diyarbakır'ı savaş alanına çeviren terör örgütü PKK en çok Kürtlere zarar verdi. Sur terörle mücadelenin en yoğun yaşandığı yerdi. Onlarca asker ve polis şehit oldu. Sur'daki tahribat her şeyi anlatıyordu. Terörle mücadele uzun bir süre devam etti ve dinsiz, Marksist, Leninist terör örgütü PKK mensuplarıyla güvenlik güçlerimiz arasında çatışmalar tam da bulunduğumuz noktada sürdü ve Kürtlerin hakkını savunduğunu söyleyen terör örgütü PKK insanların yaşadığı bu evleri adeta birer savaş alanına çevirdi. Binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Tarihi evlerin aldığı yara böyle görüntülendi. Harabeye dönen evler yer alıyor. Hemen arkamda bulunan ev ne hale gelmiş? Siz de buna tanıklık ediyorsunuz. Teröristlere ve arkasındaki siyasi uzantıya ise Kürtler destek vermiyor. Minik bir çocuk da bunun en canlı tanıkları arasında. Yardımcı oldu polisler size. Evet. Ne yaptılar? Sebze meyve getirdiler, yemekler getirdiler, ekmekler getirdiler. Başka o kadar. Bize yardımcı oldular. Ondan sonra zaten biz onları destekliyoruz. Polisleri bu terörle mücadeleye evet diyoruz. Bu bölge ne yazık ki Kürtlerin halkı gibi yalanlar safsata sözleriyle büyük bedeller ödedi. Kadınlar, çocuklar, mağdurlar yani içinden çıkılmaz bir sonuca götürülmek isteniyor. Ama Allah'ın izniyle Diyarbakır peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır bu zor günleri de en kısa zamanda atlatacaktır. Sırtını kalleş terör örgütlerine dayayan HDP'ye de vatandaştan destek yok. Sırtını terör örgütüne dayamış bir siyasi uzantıya kesinlikle destek veren insanlara değil bu aslında bu halk. Ama bazıları bir umut olarak onları gördü. Oylarını verdi. Emin olun şu anda Diyarbakır'da birçok insan verdiği oydan dolayı çok pişman. Yani elim kırılsaydı vermeseydim diyen insanlarla çok karşılaştık Diyarbakır'da. Emniyet mensupları Sur'u teröristlerden temizledi. Devletin kararlı operasyonlarının ardından Sur'da hayat normale döndü. İş yerleri açıldı. Ticari hareketlilik yeniden yaşandı. Sur'da her şeye rağmen alınan güvenlik önlemleri gereği birçok mahallede vatandaşların girişine izin verilmiyor. Başarılı operasyonların hemen ardından Sur teröristlerden temizlendi. Emniyet güçleri Sur'un girişinde yoğun güvenlik önlemlerini artırmış durumda. Vatandaşların yüzünde herhangi bir endişe ifadesine rastlamak mümkün değil. Günlük hayat akışı büyük oranda sağlanıyor ve Sur'a giriş çıkışlarda araçlar ve vatandaşların üstü aranıyor. Yoğun güvenlik önlemleriyle Sur'da hayat normale dönmüş durumda.